Herkese iyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. En sıra dışı yine tam kadro karşınızda. Bir eksiğimiz var gibi görülebilir. Savcı Sayan kendisi şu anda yolda, birkaç dakikaya zannediyorum aramızda olacak. Ahmet Kekeç, Yusuf Ziya Cömert ve Hasan Öztürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem malum bu paralel yapıya yönelik operasyon. Tahşiyeciler meselesi üzerinden başlatılan operasyon devam ediyor. Şimdi şu bir görüntü izleterek başlayacağım programa. Arkadaşlar o görüntüyü hazırlamışlar. Evet, çok kısa bir görüntü. O görüntüye bakıyoruz. Ezitlere boyun eğmek yok. Demokrasiden dönüş yok. Özgürlükten dönüş yok. Terör örgütü çıkıyor bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Arkadaşlar yoracağım sizi. Rica ediyorum bir kez daha bu görüntüyü paylaşın bizimle. Ezitlere boyun eğmek yok. Demokrasiden dönüş yok. Özgürlükten dönüş yok. Terör örgütü çıkıyor bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Evet. Şimdi Ahmet Kekeç'le başlayayım. Kim bu Yezidler? Yezidler kim? Zor bir soru. Ya hem zor soru hem kolay soru. Tabii. Şimdi Ekrem Bey'in Yezid'den kimi kastettiğini hepimiz biliyoruz. Yani daha önce bir televizyon söyleşisinde dönemin başbakanı, bu tabirden kendileri çok hoşlanıyorlar. Hı hı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için Yezid demişti. İşte Yezid Erdoğan'a yöneltilmiş suçlamaların en hafifi. Çok daha ağır sözler var. Yani hakarete varan, küfre varan çok daha ağır sözler var. Şimdi burada biz bir görüntü izledik. Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca. Bu iki gazeteci arkadaşımız bir soruşturma sebebiyle şu anda ifade veriyorlar. Biz burada onların suçlu ya da suçsuz olduklarını hükmedecek durumda değiliz. Çünkü Ekrem Bey'in de sık sık zikrettiği gibi bu konuda yargının ne karar vereceğini bekleyeceğiz. Yargıdan korkmayacağız. Gene Ekrem Bey'in sık sık söylediği gibi her gazetecilik faaliyeti gibi görülen her faaliyette gazetecilik değildir. Arkasında başka niyetler de olabilir. Bunların ne olduğunu bekleyip göreceğiz. Biz tabii ki ben yani en azından kendi adıma bunu söylüyorum. İşte inşallah suçsuzdurlar, yani meslektaşlarımızdır, biz zarar görmesini istemeyiz. Şimdi yalnız ortada kendilerinin de iddia ettiği gibi basına yönelik bir girişim söz konusu değil. Yani basın susturuluyor, işte bir kısım insanlar basın faaliyetinden men ediliyor, gazetecilik yapma hakları elinden alınıyor değil. Ya bu yüzden de bu operasyon yapılmış değil. İşte bir haftadır neredeyse bütün Türkiye her karesini ezberledi. Yani o görüntüyü vermelerine sebep olan şey tahşiyeciler davası. Biliyoruz bunun da olduğunu. Şimdi bu iki arkadaş bu tahşiyecilerin zarar görmesiyle sonuçlanacak operasyonun neresinde, hangi miktarda görev aldılar onları bilmiyoruz. O dediğimiz gibi Ekrem Bey'in de söylediği gibi ona yarın karar verecek. Ama kardeşim ortada çok büyük bir mağduriyet var. Yani bir yayın evi etrafında kümelenen insanlar, ki yayın evi, tahşiye dediğimiz şey, tahşiyeciler olarak lanse edilen şey bir yayın evi. Yayın evinin ismi. O yayın evi etrafında kümelenen insanların başına bir takım tatsız işler gelmiş, bir takım kötü işler gelmiş. Ki bir tanesi çok yakından tanıdığımız bir isim. Turgay Güler, sen de bilirsin. Vakit Gazetesi'nde işte 7 sene, 8 sene birlikte çalıştığımız Mustafa Kaplan. Çok değerli bir gazeteci. Müktesebatı çok derin, geniş bir gazeteci. Bir takım asabiyetleri olabilir ama çok değerli bir isim. Mustafa Kaplan'ın ben bu süreçte 16 ay cezaevinde tutulduğunu yeni öğrendim. Sarı basın kartı sahibi. Evet, bunu her fırsatta söylüyorum. Bu benim utancımdır. Şimdi bu tahşiyecilere yönelik operasyon Ergenekon ve Balyoz'da eş zamanlı olarak başlamış ama hiç kimse duymamış bunu. Hiç kimse gündeme getirmemiş. Bu insanların mağduriyeti konusunda kimse yazı yazmamış. Yani bu memlekette böyle şeyler olmuş. Memlekette böyle şeyler olmasına neden olan bir mekanizma var. Bu mekanizma sadece tahşiye olayında değil, başka bir takım davalarda da sık sık karşımıza çıkıyor. Askeri casusluk, Ergenekon'un kimi dosyaları, Balyoz'un kimi dosyaları, kafes filan, çoğaltılabilir bu. Yani böyle bir mekanizma var. Bu mekanizma bu tahşiyeciler meselesinde tabiri caizse kabak gibi ortaya çıktı. Kendisini ele verdi. Şimdi burada bir parantez devlet acaba bu şeyin üzerine gitmemeli mi? Gitmesin mi? Burada bir parantez açayım. Bu önemli. O da şu. Şimdi diyorlar ki bugün var. Bu tahşiyeciler ismini 2004 yılında MİT verdi. İşte böyle yalan bir örgütü kardeşim, yalan. Bir saniye. Bir diyelim ki gerçek. Yani. Tamam. Diyelim ki gerçek. 2009 daha, 2004 değil. Bugün çıkarttıkları. Yok, 2004 diyorlar. Biliyorum. He. O 2008. Önemli değil. Heh, önemli 2008. Değil. 2008, 2009 neyse. 2008 diyorlar. Peki bunu Fethullah Gülen nereden biliyor? Bu örgütün peşinde MİT varsa Fethullah Gülen nereden biliyor? Ha, oradaki şeyi de anlatayım ben. Şimdi ilk kez Fethullah Gülen tarafından dile getirildi. İddiasının altını boşaltmak için dediler ki tahşiye ile ilgili ilk istihbaratı MİT verdi. Şimdi MİT'in bu istihbaratı hangi yazıyla, hangi sayılı yazıyla verdiğine ilişkin bir şey yok. Bir bilgi yok. Sadece karşımıza 8 ay öncesinden Ali Fuat Yılmazer imzalı bir istihbarat raporu çıkarıyorlar. Ali Fuat Yılmazer, yani altını bir kez daha çiziyorum. Yani MİT dedikleri şey Ali Fuat Yılmazer'in yazdığı şey. Yani Ali Fuat Yılmazer o iradeden, o mekanizmadan bağımsız bir isim be. Yani Ali Fuat Yılmazer, Fethullah Gülen. Şu anda bu davadan, o da değil mi? Bu dava nedeniyle Silivri cezaevinden alınıp yani başka mahkemeye çıkartılan... Hayır, bu dava ile ilgili de. Doğru. Bu dava ile ilgili de ismi geçiyor. Ali Fuat Yılmazer, Fethullah Gülen, Zaman Gazetesi, işte Tek Türkiye dizisi. Yani bunların bilgisi çerçevesinde gündeme gelen bir hadise bu. Yani işte diziden bilmem örgüt çıkardılar falan. Ya diziden örgüt çıkarmıyorlar kardeşim. Burada başka bir şey var. Siz o başka bir şeyle ilgili lütfen Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyarak bir empati geliştirdiniz mi? Bir soru sordunuz mu? Bu insanlar niye mağdur edildiler? 70 yaşında görme bozukluğu olan, Alzheimer hastası olan, Alzheimer'da değil mi? MS hastası olan, kendisini ifade etmekte güçlük çeken bir insana göz göre göre zulüm yapıldı. Bir de jet uçak hikayesi var ki tam bir komedi. Komedi. Yani hakikaten onun yani her safahatı dökülüyor. Ta işte bu meşhur rahmetli bizim Ferşatlar var ya, İbrahim Ferşatoğlu. Trabzonlu. İbrahim Ferşatoğlu'nun dedesine uzanan, ta işte 1900'lü yılların başına uzanan böyle tevatürler. Bunları kendi aralarında konuşup şakalaşıyorlar. Ki Atatürk'le de bir şeyi vardır o Ferşat Hoca'nın. Böyle güzel hikayeleri vardır. Yani vaktimiz olsa anlatırız onu. Şimdi ta oralara uzanan tevatürlerden birdenbire işte Muhammed Doğan işte füze yapıyor. Terör örgütü füze yapıyor. El-Kaide füze yapıyor. Filan gibi böyle ipe sapa gelmez ahlaksız ve vicdansız yalanlar üretiliyor. Bu yalanlar üzerine o insanlar mağdur ediliyor. Niye onların mağduriyetiyle ilgili bir şey söylemiyorsunuz? Doğru, gazeteciler gözaltına alınmasın. Gazeteciler susturulmasın. Özgür basın susturulmasın. Bakalım o özgür basın nitelemesini hak edecek insanlar sizler misiniz? Evet. Manşetinizi bile Pensilvanya attırıyor size. Bunu bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Yani oradaki mekanizmanın nasıl işlediğini insanlar bilmiyorlar mı? Oradaki hiyerarşi, oradaki bağlılık biçimlerini. İşte cemaat sonuçta. Tabii ki cemaatli işler böyle yürür. Ben bunu eleştiri konusu yapmıyorum. Ama bari özgür basın siz demeyin. Siz demeyin. Bu özgür basına yönelik bir şey değil. Dediğim gibi yani orada ki bir mekanizma deşifre oldu. Onun üzerine de devlet gidip gereğini yapacaktır. Yani bir emir komuta zincirinde manşet atmak falan çok normal olamaz mı yani? Ha, cemaat ilişkisi, cemaat hiyerarşisi içinde yani ben bunu kabul ederim. Erbakan Hoca'nın, rahmetli Erbakan Hoca'nın Milli Gazete'nin manşetlerini attırdığını biliyoruz değil mi? Yani bunu, ya hayır bu benim bak şöyle bu benim gazetecilik mantığıma sığmayabilir ama Sen cemaatsin. Bari oraya çıkıp da işte kimse bana manşet attıramaz, kimse işte bana haber dikte ettiremez. Ha şurada, değil mi? Özgür basın susturulamaz. Şeyimiz evet, bu ama özgür yani. Basın bu. Susturulamaz. Yani özgür basın susturulamaz da özgür basın susturulamaz aynı şey değil. Ziya Cömert. Şimdi Ahmet'in dikkat çektiği noktalara ben de değinmek isterim. Öncelikle bu fiillerle bu gazeteciler arasında yani anlaşıldığı kadarıyla adını kendilerinin koydukları ya da başkasının koyduğu Risale-i Nur talebesi bir gruba alçakça bir kumpas kurulmuş. Ve yani bunları silahlı örgüt suçlaması yapabilmek için bunlara işin içine silah, bomba falan da karıştırılmış. Yani böyle bir süreç olmuş. Bu gazetecilerle, Ekrem Dumanlı'yla, Hidayet Karaca'yla ve diğer gazetecilerle bu fiil arasında, yani onların eylemleriyle bu eylem arasında bir illiyet olmamasını temenni ederim. Çünkü bir gazetecinin böyle bir kumpasın içine karışması çok feci bir durum, çok çirkin bir durum. Normalde mesleği gazetecilik olan bir insana asla yakışmayacak bir durum. Mamafih vardır böyle şeyler, böyle olaylar. Yani cuntayla ortak çalışan gazeteciler, örgütlerle ortak çalışan gazeteciler var ama yakışıksız, çirkin bir durum. İnşallah bunların fiilleriyle bu kumpas arasında doğrudan bir illiyet yoktur. Bunu temenni ederiz. Bir ikincisi yine Ahmet Kekeç'in utanıyorum dediği şey. Gerçekten utanılacak bir şey. Çünkü bir tane değil, birçok hadise oldu böyle. Ve birçoğumuz bunu yazmadık. Duymadık bile çünkü. Bakmadık ki görelim. Duymadık bile. Yani. Şimdi bunlar, bu insanları almışlar. 17 ay hapis yatırmışlar. Birisini de 21 ay yatırmışlar. İşte kimini 14 ay yatırmışlar falan. Hiç kimsenin ruhu duymamış. Bir şey operasyonu, kaide operasyonu diye böyle üzerinden geçilmiş. Halbuki şey bile yazmış bunu. WikiLeaks'te bile var. Yani, Amerikalılar bile inanmıyor buna. Ha, evet. Evet. WikiLeaks'e bile girmiş bu. Bizim ruhumuz duymamış. Ya bunlar Müslüman insanlar. Müslüman olmasalar bile Müslümanlar, bu anlamda söylemiyorum. Şunun için Müslüman olmasalar bile şerhini düşüyorum. Bu iş bir Müslümana değil de başka bir gayrimüslime de yapılsa bizim duyarlı olmamız lazım. O anlamda söylüyorum. Bu insanlara, bu mümin insanlara böyle bir şey yapılmış. Büyük bir tuzak kurulmuş ve bunlar hapis yatmışlar. İşte Mustafa Kaplan da içlerinde. Ve biz görmeden bu gelip geçmiş. Halbuki bundan en iyi haberi olan insanlar bu arkadaşlar. Bu kumpas yani olayı onlar biliyorlar. Onlar örtüyorlar. Böyle de bir tarafı var işin. Biz yine duysaydık, bir şekilde haberdar olsaydık böyle bir şeyden, az veya çok buna dikkat çekerdik. Onu da söyleyeyim yani vicdanın. Fakat görmemek mazeret değil. Böyle şeyi göreceksin. Gazeteciysen böyle bir şeyi göreceksin. Dolayısıyla biz de bu hikayenin içinde bizim de bir ayıbımız, bir kabahatimiz var. O kumpası o zaman sezmeye çalışmalıydık. Peki. Ama şimdi Savcı Sayan'a bir hoş geldiniz diyelim. Size vereceğim sözü. Savcı Bey her zaman olduğu gibi yine ben... Özür dileriz. Estağfurullah. Yani. Olmuyor ama neyse. Asıl mevzuya gelemedik tabii. Yani bu... Evet. Şimdi bir tur daha var. Peki, asıl tamam. Mevzuya geleceğiz. Burayı bir toparlayalım. Asıl mevzuya geleceğiz. Tamam. O da şu. O zaman Hasan Öztürk'e de sorayım. Asıl... Ya asıl mevzu değil, asıl kısımla ilgili sorayım. Buna da cevap vererek versin. Tekrar böyle gelelim. Evet. O da şu. Mesela STV spikerlerinden Asım Yıldırım'ın bugün attığı aleni tweetler, hani çirkin ifadesi bile bu tweetlere oturmaz. Evet, yani bu acayip bir şey. Ben okuyamam. Okursam yani ekrana, ben de dava edilebilirim. Ekrana yansıtılamıyor mu? Oradan okunmasın. Ama şöyle söyleyeyim. Ekrana da yansıtılamaz. Bu ifade ekrana da yansıtılamaz. Çok Halim Selim görünen beyefendi gibi ortada dolaşan ve fakat bu tür davranışları çok sıklıkla yapan bir herif bu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili iğrenç tweetler attı. Ama dedim ya, bu sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik tweetlere değil. Bundan dolayı yani bu işi konuşmamız yeterli olmaz. Bu arkadaş bu işte her gün sabahları program yapan o çocuk bir yalancı, bir iftiracı, bir müptezel. Bunları çok bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü aynı numarayı bize de yaptı. Yani bu Ülke TV'de yaptı. Ülke TV'nin ekranlarında da yaptı. Esra İnönü'nün Araf'ta Sorular programına konuk olan bir sanatçının bambaşka konuları anlatırken bizim Ülke TV'nin ekrandan fotoğraf çekip bizim KJ'mizi değiştirip KJ'ye de beni paralel Hristiyan yaptı diye uyduruk bir KJ yazıp bunu da Ülke TV'de yayınlandı diye Twitter'dan paylaşan, uyardığımız halde böyle bir şey yok, gerçeği şudur diye gerçek fotoğraf ve gerçek görüntüyü sunduğumuz halde hala internet sitesinde, işte Twitter hesabında onu paylaşan bir müptezel, bir yalancı, bir iftiracı bu arkadaş. Onun için... Bunun altını bir daha çizelim. Mesela şu ekranı görüyorsunuz. Buradaki KJ'yi çekiyor. Yapıyor, operasyon yazıyor ya. Onu kaldırıyor. Onu bilgisayar kaldırıyor, maharetiyle. Turgay Güler'in altına veya Hasan Öztürk'ün altına beni paralel Hristiyan yaptı paralel yazıyor. Paralel Hristiyan yaptı yazıyor. Kendisi yazıyor. Bunu da Twitter'dan bu nedir paylaşıyor. Evet. Biz de diyoruz ki arkadaş, bizde böyle bir yayın yok. Bunu düzelt, kaldır. Kaldırmıyor, devam ediyor. İşin tuhafı bu Temmuz ayında yaşanmış bir hadise. Bundan 3-4 hafta önce de yine aynı gruptan bir gazeteci, o da bana meyşin yapıyor. Hasan Öztürk bu ne diye. Evet. Ben de dedim ki bunu bana sorma. O yalancı, iftiracı, müptezel Asım Yıldırım'a sor. Çünkü onu uyduran adam bu. Adam yalan söyleyerek sevaba gireceğine inanıyorsa... bu tabii... Bu hepimiz aşar. Buna anakronik sorun mu derler buna? Ne derler? Değil mi? Öyle de. Temelinde bu var yani... Çünkü o yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor. Yalan söyleyerek Allah'ın rızasını kazanacağına inanıyor adam. Ya işte çünkü kendilerine yalan söyleme yetkisi ve ruhsatı verilmiş. Ve bu bizim başımıza gelen bir hadise. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmesi tabii asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanı, yani bırakın birey olarak yani Tayyip Erdoğan ismi üzerinden değil, Cumhurbaşkanı makamı üzerinden söylüyorum. Birey olarak da insanların Hasan Öztürk, Turgay Güler, işte Savcı Sayan filan üzerinden de olsa bir insana kamusal bir alanda böyle galis hakaret edilemez kardeşim. Beddua var, hakaret var. Mesela şeyler de var. Beddua dağıtıyorlar. Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden. Çok acayip. Bu Fethullah Gülen'in o meşhur bedduasını yazılı haliyle, Türkçe ve Arapça haliyle bunları dağıtıyorlar. Bu beddualar edilsin. Çocukları teheccüde kaldırın ve sonra beddua ettirin diye tweet atıyorlar. Atıyorlar. Bunlar çok insan bu şöyle. Bu durum yani konuşmaktan bile hicap diyordum mesela, ama bu durum Müslümanlık meselesi haline geldi. Müslümanlığın izzet ve şerefi meselesine geldi. Müslümanlığın geldiği noktaya gösteriyor. Yani bizim şapkamızı önümüze koyup bir durmamız lazım. Biz bu kadar zilleti hak etmedik. Bu millet bu kadar zilleti hak etmiyor. Biz gerçekten hani koca karı iman dediğimiz dedelerimizin, ebelerimizin, ninelerimizin o çok saf Allah inancı, peygamber sevgisi, Kur'an aşkının çok ötesinde şimdi başka bir İslam, din, Müslümanlık filan konuşur hale geldik. Bu aslında bizim gerçekten zilletimiz haline geliyor. Bu çok vahim bir şey. Nasıl olur? Yani biz tarihimiz boyunca Müslümanlar yani böyle bir rezalet görmedik ya, böyle bir rezilliğe düşmedik yani, zillet içerisinde olmadık. Böyle bir şey var mı ya? Biz buna hiç alışkın değiliz. Yusuf Ziya Cömert burada onun söylediği bir şey vardı bu tartışmalar başladığında. Yani bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil bu. Yani biz mücadele ettik. Evet yani ben yaşım işte 47, 30 yıldır bir mücadele içindeyim kendim. Ama bu mücadele böyle bir mücadele değildi kardeşim. Benim derdim başkaydı yani. Türkiye'nin işte efendim özgürleşmesi, demokratikleşmesi, insan hakları filan diye geldik. Ama geldiğimiz nokta Müslümanın Müslümana hakareti, Müslümanın Müslümana işte efendim ölsün diye beddua etmesi filan meselesine geldi. Hani gözleri fal taşı gibi açılıp zillettir, beyin kanaması geçirsinler falan demek. Bu bir zillettir. Bu yani bu benim çok böyle yaralayan da bir şeydir. Çok fena. Evet. Çok fena. Şimdi bir molaya gideceğiz. Savcı Sayan mola dönüşünde bu konuyla ilgili konuşmak isterlerse, lütfederlerse. Savcı Bey, bu hafta son olsun. Böyle geç gelmeler. Bizi ihtar yedik. Evet. Muz getirecektiniz, hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, tamam. Bu sefer getiririz. Ananas getiririz. Peki. Bir mola dönüşte buradayız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Savcı Sayan. Evet. Siz gelmeden önce işte bu Ekrem Dumanlı'nın işte Yezidler hesap verecek vesaire, Yezidlere boyun eğmeyeceğiz lafları, Asım Yıldırım'ın o çirkin, son derece çirkin, madem arkasındaydın silmeseydin, bir de silmiş onları ama silmek bir şey değiştirmiyor, kayda girdi. O çirkin. Şimdi yarın bir gün derler ki ben yazmadım bunları. Tabii yeğenim yazmış derler. Yok, değiştirmişsinizdir. Ne diyorsunuz? Doğru, Yezidlere hesap verecek ama Yezidlerin kim olduğu daha belli değil. Toplum bunu net bir şekilde görecektir. Mahkemeler de bununla ilgili kararını verince umarım birileri cezasını çekecektir, hesabını verecektir. Bu ülke sahipsiz bir ülke değildir. Bu ülkeye yeni bir operasyon daha başlatılmak istendi. Başlatılıyor bazılarının elleriyle. Ama ben dün akşam Konya'daydım. Şebi Arus törenlerini izlemek için gittik. İçeriye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiğinde ben o halkın Tayyip Erdoğan'a olan teveccühünü, desteğini görünce halkın, vatandaşın ülkesinde çalışan hiçbir liderini yedirmeyeceğini bir kez daha anladım. Hakikaten büyük bir sevgi gösterisi, büyük bir destek. Hele hele bu operasyonlardan sonra bu desteğin çok daha katlandığını gördüm, oradaki izlenimlerim. Ki ben yıllardır siyasetin içindeyim. Tribünlerin ne dediğini az çok anlıyorum. Orada her geçen Recep Tayyip Erdoğan lafının ardında oradaki vatandaşların adeta duymasak bile görüntüleriyle, oradaki hareketleriyle sen bu ülkeyi kalkındırmak için, bu ülkeyi özgürleştirmek için, demokratikleştirmek için, ekonomik anlamda zenginleştirmek için uğraşıyorsun. Biliyoruz senin bu yaptıkların bazılarını rahatsız edecektir. Dış güçler bunu bertaraf etmek için, ülkeyi bertaraf etmek için, seni bertaraf etmek için harekete geçmişlerdir. Ama biz seni yedirmeyeceğiz gibi bir izlenimle geldim, döndüm. Bunu tarafsız bir şekilde söylüyorum. Bu gazetecilik faaliyetlerine falan gelince ben bilmiyorum, gazetecilerin daha önceki programda da söyledim, özel bir dokunulmazlığı mı var? Yani Cumhurbaşkanı'na saldıracaksınız, bu ülkenin kurumlarını yerle bir etmek için içeriden işgal edeceksiniz, Türkiye'nin milli gazetecilerin bir dokunulmazlığı tabii ki var. Yani şu, gazetecilik yapsınlar, kamu adına, kamu adına iş yap. Cumhurbaşkanı'na küfür ediyorsan, Cumhurbaşkanı'na küfür eden tweetler atıyorsan, gazetecilik değil çünkü. Bunu da gazetecilik maskesi altında saklamaya çalışıyorsan kusura bakma, böyle bir şey yoktur. Tamam. Onun dışında beni en çok ilgilendiren bunların suçlu ya da suçsuz olduğunu yargı karar verecek. Biz yargıya inanıyoruz. Ben daha önce sizin programlarda şunu söyledim. Bizim bu yaptığımız programlarda dedim ki böyle devam ederse, kim nerede güçlüyse yargıya müsaade etmese bu ülkede yargı kalmaz. Yani neredeyse birisi bir yere hemen gidiyor, toplanıyor. Orada ondan sonra reklam yapıyor. Elinde bir medya gücü varsa oraya kalabalık toplanıyor. Hakim ve savcılar seni gözaltına alamaz. Böyle bir şey var mı? Ben şimdi burada oturuyorum. Buradaki kameraman arkadaş bu akşamdan sonra yarın gidip savcılığa reklam arasında Savcı Sayan bana hakaret etti diye bir dilekçe verirse ertesi gün savcı benim ifademi almak için bana tebliğ yapacak. Bir saniye Savcı Sayan. Ben bugün mahkemedeydim. Bugün mahkemeye gittim. Hakim karşısına çıktım. Niye hakim karşısına çıktım? Müsaade ederseniz bir dakikada sizinle paylaşacağım. Savcı Sayan, özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi... mahkemeye gittiğine göre konuş. Evet. Mahkemeye, söz savunmanın. Bakın, bizi çağırdıklarında gidiyoruz. Falanca gibi gitmeyip... Gel ben al demiyorsun. Gel ben al demiyorum. Bir. İkincisi, falanca gibi gitmeyip bilinçli olarak gözaltına alınıp Mehmet Baransu mesela. Çağrılıyor defalarca, gitmiyor. Hakkında zorla getirme kararı çıkıyor. Gözaltına alın diye bas bas bağırıyor. Ama biz tıpış tıpış gidiyoruz. Şimdi okuyacağım niye gittiğimi. Mahkeme bugün neticelenmedi. 31 Mart gününe tehir edildi. 2015. Yine gideceğim. Bir sürü dava var ve yine gideceğiz. Bunlardan biriyim. Seni kim mahkemeye vermiş, niye vermiş? Fethullah Gülen. Beni mahkemeye veren kişi Fethullah Gülen. Ben gidiyorum ama beni dava eden kişi orada değil. Tamam. Yazının başlığı şu, Akşam Gazetesi'ndeki yazımın. TT, yani TT, Trend Topic mi diyorsunuz? Evet. Turbo takva değildir. Muhabbet bağına giremedim hiçbir gece. Açılmış gülleri deremedim. Vuslatın çağına eremedim. Ama bilirim ki muhabbet doyulmaz bir pınardır. O pınardan doya doya içmek bir lütuftur. Mahkemeye konu olan yazı okuyorsun. Mahkemeye konu olan yazı. Hı hı. İşte, özür diliyorum. Ben o lütfa mazhar olamadım. Üstad Saadettin Kaynak o kutlu sevgiliyi, yani Hazreti Peygamber'i rüyasında gördüğünde uyanır uyanmaz muhabbet bağına girdim bu gece diye başlayan dizeleri yazmış. Muhabbet bağına girdik. Bu var ya. Maşallah. Nazar değdirdim bak. Bu şarkı tırnak içinde. İşte orada burada çalınıyor, insanlar oynuyor bununla vesaire falan ama bunun yazılış amacı işte Saadettin Kaynak bir gece rüyasında Hazreti Peygamber'i görür. Uyandığında da kalkar, hemen eline kalem kağıdı alır ve bunu yazar. Muhabbet bağına girdik bu gece diye. Üstad Saadettin Kaynak o kutlu sevgili rüyasında gördüğünde uyanır uyanmaz muhabbet bağına girdim bu gece diye başlayan dizeleri yazmış. Anlayacağınız ömrümde bir kez dahi olsa Hazreti Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmedim. O sevgili bu fakirin rüyasına hiç teşrif buyurmadılar. Muhakkak vardır bir sebebi. Layık olamadığımızdandır elbet. Bakın burada ne var? Tabii ki. Kendime yönelik bir şey var. Eleştiri var. Eleştiri var. Öyleleri de var ki maşallah sabah akşam görüyor. Hem rüyasında hem uyanıkken. İmrenmemek elde değil. Uyanıkken Türkçe olimpiyatlarında görüyor. Neydi o? Kendilerinin sözü. Yani Hazreti Peygamber Türkçe olimpiyatlarına geldi. Ne yaptı? Şarkı türkü mü dinledi orada? Uykudayken de tweetleri 2 katına çıkarın diye talimat alıyor. Tövbe estağfurullah. Sonra da o talimatı uygulamaya koyuyor. Ne kadar tweet atarsan o kadar sevap kazanırsın. Bu mudur? Tesbihat gibi bir şey midir? Nedir abicim? Oturun 2 rekat namaz kılın, bir Müslümanın derdiyle dertlenin. Bırakın bu tweet mimit işlerini. Orada TT olacaksın da ne olacak? TT'yi turbo takva mı sanıyorsun? Değil abicim. Vallahi değil, billahi değil. Yazı bu. Dedin. Yazı bu. Peki senin niye... Beni bu yazı nedeniyle mahkemeye verdiler. Neresinden dolayı verdiler? Şurasından dolayı verdiler. Şimdi tweetleri 2 katına çıkarın meselesi bir telefon dinlemesi üzerine kamuoyu gündemine geldi ya. Dava gerekçesi şu. Diyor ki hukuksuz yapılan bir dinlemeyi köşesine taşıdığı için. Yahu bu dinlemeyle ülke çalkalanıyor. Bu bir olguya dönüşmüş. Bunu ilk yazan, ilk yayınlayan ve günler sonra bunu yazdığım bir şey falan filan. Şimdi Savcı Bey bir saniye. Sen hukuksuz dinlemeyle sabah akşam Egemen Bağış'ı dövüyorsun, patak atıyorsun. Evet. Şimdi ben bu yazıyla ilgili yargılanıyorum. Yani yargılanıyorum. Nedir? İşte bir önceki davayı Tabipler Odası açmıştı. O da Hazreti Peygamber'e yönelik, İslam dinine yönelik şeyler vardı. Mesela o davada işte kararın ertelenmesi falan. Şimdi bunu gerekçe gösterip bana hakim ceza verse ben hapse gireceğim. Bundan sebep hapse gireceğim. Adamlar küfür ediyorlar. Adamlar ağızlarına geleni söylüyorlar. Hakaret, küfür, beddua, her şey var. Sokakta geziyorlar. Bu mu adalet bu ülkede? Ben basın mensubu, ben gazeteci değil miyim? Sen gazetecisin de. 20 yıldır sarı basın kartı taşıyorum. Yarın sürekli sarı basın kartı alacağım. Gökten falan inmedim. Avrupa Birliği beni görmüyor mu? Bu yazı için mahkeme süründürülen beni görmüyor mu? Hakaret var mı burada? Allah rızası için soruyorum. Var mı hakaret? Burada biz bir ara program yaparken Nevzat Tarhan Hoca Başbakan hakkında, dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Erdoğan hakkında ruh haliyle ilgili hasta falan derken biz hep beraber bir itiraz ettik. Ve Nevzat Tarhan Hoca beni mahkemeye vermiş. Yani ben daha ifadeye gitmedim ama gideceğim. Yakışmamış. Ya, evet, ben onu hakaret etmişim falan, evet. Ama o gece gündüz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret eder. Herkese hakaret eder, bu hastadır, bu iyidir der. Yani böyle şey. Neyse ben o çok özür diliyorum. Bir başka davaya Hakan Şükür açmış. Diyor ki, hatırlayın, benim o kadar param olmadı. Ne için diyor bunu? Vakıf Bank Genel Müdürü'nün evinde çıkan, o işte Bosna'ya gitmek, Kosova mıydı? Gidecek olan o üniversite parasıyla ilgili. Benim şu hayatımda o kadar para olmadı. Bir dakika. Adamın evinde para bulmuş. Hakkında bir karar var mı? Yok. Yani bu para şunun parası, hırsızlık parası, şöyle bir karar var mı? Henüz yok. Masumiyet karinesi geçerli değil mi burada? Tabii. Eyvallah. Peki ben de şöyle dedim. Ya Sahi Hakan, sen o kadar parayı ne yaptın? O günlerde hatırlıyorsunuz. İşte şu takımda oynadı, şu vesaire falan. Ne yaptın diye bir soru sordum. Bundan sebep mahkemedeyim. Yani çalışamaz hale geldik. Bakın hiçbir şeyde, yani bir tane hakaretim olsa, bir tane yok, böyle bir şey yok. Ne diyor? İşte sen işte falan. Yok hukuksuz dinlemeyi yayınladın. Yok bilmem ne yaptın. Yani bu adalet bize mi işliyor? Küfür ediyorlar. Akşama kadar küfür ediyorlar. Kimse bunlara dokunamıyor. Dokundukları zaman bas bas bağırıyorlar. Ya biz kendi ülkemizde mülteciyiz. Bu davayı bağıranlar açıyor. Onu da söyleyeyim. Bu davayı bas bas bağıranlar açıyor. Şimdi hukuksal anlamda değerlendirirsek biz kendi ülkemizde mülteciyiz. Yani onun için ben o konuda sana katılıyorum. Hakikaten kim bağırıyorsa, çağırıyorsa, küfür ediyorsa Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, devletin kurumlarına, onların hepsi yerlerinde oturuyor. Buna itiraz edenler gözaltına alıyor. Yani Mustafa Kaplan'dan haberin yoktu Ahmet Kekeç ama bundan oldu. Evet, Mustafa Kaplan'da bundan oldu. Yani ya benim başımdan 100 tane geçti onun gibisi. Ben tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi diyorlar ki efendim işte biz gazeteciyiz, bizi gözaltına alamazlar, işte Yezidler şöyle oldu, böyle oldu. Yani örgütlü bir şeylerin içeride olduğuna en büyük işaret nedir? 4 tane bakanın çocuğu gözaltına alındı. Üstelik biri İçişleri Bakanı'ydı. Sabahın 5'inde evinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın haberi yoktu değil mi? Ama tabii, bunların 3 gün önceden haberi oluyor. Tabii. Bu nasıl bir şey? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliğinin başında olan bir bakanın oğlunu saat 5'te gözaltına alıyorsun da bakanın haberi olmuyor da sen 3 gün önceden bu bilgileri nereden alıyorsun? Nereden alıyorsun? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu başlı başına. Bu şöyle bir şey. Hani bize örgüt demeyin. Biz örgüt değiliz. Biz devletiz. İllegal işlerimiz yoktur diyen arkadaşlar için bu demek ki devlet İçişleri Bakanı'nın oğlunu gözaltına alıyorsun. Bu şu demek ya, devlet içinde bir istihbarat ağı var, onu muhafaza ediyor. Hayır, adamlar doğru söylüyor. Adamlar diyor ki biz örgüt değiliz. Örgüt işte ya, bunun tek şeyi. Hayır, diyor ki biz devletiz. Ayrıca onu demiş oluyor. İçişleri Bakanı, polisinin başında olan İçişleri Bakanı, baskın yapan polisten haberi olmuyor ama dışarıda oturup Türkiye'de uzantılar olan insanların, Türkiye'nin istihbaratının içinde adamları vardır. 3 gün önceden bildiriyorlar. MİT'in haberi olmuyor. Ondan sonra ikametgahını değiştiriyorsun. Gazeteyi ikametgah olarak gösteriyorsun. Sonra o saraya karşı çıkan namelerin hala kulağındayken sarayı andıran Zaman Gazetesi'nin binasını nereden yapıyorsun? Bunu da çok ben düşündüm bu arada. Bunu da görüyorum. Bütün bunlar gazetecilik. Bütün bunlar gazetecilik faaliyeti. Köydeki Mehmet Ağa'nın hani bir şiir vardı, şu anda hatırlayamıyorum. Hasso, anayasso, işte bilmem köyden işte haberim yoktur. Siz mutlaka bu şiiri... Şemsi Belli'nin şiiri. Duymuşsunuzdur. Şimdi böyle bir şey. Bakın arkadaşlar, hiçbirbirimizi kandırmayalım. Siz bu ülkenin rejimini değiştirip yeni bir devlet kurmak istediniz. Allah size müsaade etmedi. Türk halkı bunu çözdü, yardımcı oldu Allah Türk halkına. Şimdi siz yapamadıklarınızın acısını çekiyorsunuz. Biz yarı yolda kaldık. Aman bize feryat figan, bize destek olun. Efendim, Türkçe olimpiyatlarıyla övünen arkadaşlar, gazetenin önünde, onların hepsinin elinde İngilizce pankartlar vardı. Niye Türkçe olimpiyatları için bu kadar iddialıydınız? O İngilizce pankartlarla kime siz haber göndermek istiyordunuz? Mesajı nereye vermek istiyorsunuz? Kime vermek? Bunun dışında yıllarca türbanlı genç kızlarımız güven parklarda polis, tomaların tazikli suları altında kalırken özgürlük ve demokrasi diyemeyenler, hatta bunlar hak etmiş diyenler, Oktay Ekşi gibiler ya da diğer muhalif gruplar, diyenler, furuattır diyenler, bugün hepsi efendim özgürlük adına biz buradayız. Ahmet Kaya çatal yiyince neredeydiniz? Doğu ve Güneydoğu'da Özgür Gündem Gazetesi adına çalışıp da kafasına kurşun sıkılan muhabirler için neredeydiniz? Özgür basın değil mi? Evet, özgür basın, madem ki özgür basın. Neredeydiniz? Niye bunlara siz sahip çıkmadınız? Siz niye bunlarla ilgili en ufak bir adımınız olmadı? Yavuz Bingöl'e linç yapılırken niye yoktu sizin kafanızda böyle bir özgürlük meselesi falan? Sarışın güzel kadın diyor. Peki siz yıllarca bu ülkeyi F tipine çeviriyorlar, bu ülkeye şeriat getiriyorlar, bu ülke F tipi bir yapılanmayla karşı karşıyadır diye suçladığınız Ekrem Dumanlı ve arkadaşları için niye hemen bir günde koştunuz, özgürlük adına bunların arkasındaydınız? Kendi CHP grubuma sesleniyor. Ne oldu, ne değişti? Siz niye böyle yaptınız? Demek ki hedef... Düşman tek. Tek bir düşman var. Düşman tek. Özelde Recep Tayyip Erdoğan, genelde Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün Putin bile, Türkiye dimdik ayaktadır. Tayyip Erdoğan dimdik bir adamdır. Putin, dünyanın süper güçlerinden birisi olan devletin başındaki adam bile Türkiye'ye imreniyorsa, Türkiye'nin muhalefetini kalkıp böyle basit olayları sadece düşmanlık üzerinde değerlendirip ülkenin hükümetini ve ülkenin geleceğini yok etmeye çalışan gruplarla hareket etmesini asla ve asla hiç kimse içine sindiremez. Ve savaş başlamıştır. Ve herkes safını netleştirmek zorundadır. Parti adına değil, AK Parti adına değil, herhangi bir hükümet adına değil. Türkiye'nin geleceği için herkes safını net bir şekilde belli etmelidir. Bak, ben açık açık söylüyorum. Ben bu savaşta Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Gerekirse köy köy dolaşırım Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. Çünkü benim ülkemin üzerinde bir işgal vardır. Benim ülkemin üzerinde bir oyun oynanıyor. Benim ülkem yok edilmek isteniyor. Benim ülkem Suriye yapılmak isteniyor. Benim ülkem Irak yapılmak isteniyor. Ben buna müsaade etmemek için elimden ne gelirse, Hazreti İbrahim'in çadırına ateş verildiği zaman o karıncanın yapmak istediğinin aynısını ben bir insan olarak yapmak istiyorum. Bu benim doğal hakkım değil mi Yusuf abi? Bu benim en doğal vatandaşlık hakkım değil mi? Evet. Ben gazeteci değilsem, özgürlüğüm yoksa bile bir vatandaş olarak bu benim en doğal hakkımdır. Bunu yapmak zorundayım. Turgay Bey, hepimizin görevidir. Biz artık bu Ekrem Dumanlı şöyle dedi, Hidayet Karaca böyle dedi, öbürü şöyle dedi. İnanın bunlar da belki farkında değil. Oyun çok daha büyüktür. Oyun çok daha değişik bir projedir, değişik bir oyundur. Zaten bu işi Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen kavgasına indirgersek işi hafife kaybederiz. Daha büyük bir kavga var ortada. Bu kavganın aslı da gerçekten Türkiye bağımsızlaşacak mı? Yoksa işte askeri vesayetten cemaat vesayetine veya paralel yapı vesayetine mi girecek meselesinin tartıştığımız veya o savaşı yaşadığımız günleri... Efendim, bu bir yeni bir Haçlı seferidir. Eğer dün Silivri'nin önünde sen bu Silivri'ye bu komutanların hepsini F tipi yapılanma, örgütlenme koydu, onları bunlar buraya getirdi deyip o duvarlardan atlayıp kalçanı kırıp bunlara karşı savaş ilan ediyorum dedikten sonra bugün... Mehmet Tanal mı? Mahmut Tanal. Bir ismi boş verin. Proje önemli. Bugün sen o suçladığın insanlarla bir oluyorsan kusura bakma, sizin merkeziniz aynı. Bir şey daha söyleyip sözümü bitirmek istiyorum. Ekmelettin İhsanoğlu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasındaki güçlerle, fotoğraflarla bugün bu operasyonun arkasında, savunma anlamında söylüyorum, bunları savunan fotoğraflar, partiler, güçler aynı değil mi? Bu bile ne kadar büyük bir projeyle karşı karşıya kaldığımızın en büyük ispatıdır. Ben o gece, operasyonun yapıldığı gece ekranlara çıkıp, televizyonlara çıkıp konuşanlara baktım. Aynı Ekmelettin İhsanoğlu döneminde ekranlara çıkıp konuşan insanlar aynı insanlar. Bu bile Türkiye'de büyük bir projenin, Türkiye üzerinde büyük bir operasyonun olduğunu, büyük bir algılama merkezinin bunları yönlendirdiğini ve dolayısıyla bütün aktörlerin aynı olduğunu bize gösteren en büyük delildir. Aklımızı başımıza alalım. Ya bu ne demek ya? Ben bir gazeteciyim, Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuyorum. Ben bir gazeteciyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimini eleştiriyorum. Şu vali böyle yaptı. Sana ne ya? Sen kimsin ya? O kadar değil. Vali bir şey yanlış yaptı mı yazarsın yani. Evet, yazarsın, yaz. Sen, hayır, onu yazmayı demiyorum. Şunu şuraya niye atadın? Şunu şuraya niye getirdin? Ya sana ne ya? Ya sen kimsin ya? Efendim hırsızlık varmış ülkede. Sana ne? Yaz. Savcılar harekete geçsin. Sana ne? Hayır, sana mı kalmış? Yok. Onu takip edebilirsin. Bir ülkede hırsızlık kardeşim, varsa... Kardeşim takip etme demiyorum. Çok... Yaz, her şeyi yaz. Delillerini koy, belgelerini koy. İşte gazeteciliğin de dokunulmazlığı orada. Orada problem yok. Şimdi gazeteciyle polisin aynı işi yapmaması lazım. Evet. Mesele o aslında. Ya da gazeteciyle yargıcın. Yani yargıcın. Gazeteciyle yargıcın. Bir molaya gidiyoruz. Niye dokunulmazlığı var abi? Dur, kimin? Gazeteci niye dokunulmazlığı var? Yok öyle var. Hayır hayır. Benim silah var elinde abi. Hayır hayır. Silah var. Gazeteci diyor ki sen benim dediğim gibi yapmasan seni yazarım diyor. Söyleyeyim, hayır. Benim dediğim dokunulmazlık şu. Şimdi gazeteci kamu görevi yapar. Bir yerde bir sıkıntı varsa bunu gündeme getirir. Bunu gündeme getirilmesiyle ilgili bir dokunulmazlığı var. Kamu görevi bir mafya görevine dönüşmüş. İmtiyazlı bir sınıf değildir. Peki Hasan Bey. Ben şöyle anlıyorum. Senin bir imtiyazın yok kardeşim. Peki Hasan Bey. 60 ihtilalinden sonra... Tanınan, verilen ulufelerde katarak söylemiyorum. Yani %50 telefon indirimi, uçak bileti %50, tren bileti bilmem kaç falan filan. Onun bu cümlenin peşinden söylemiştim. Yani kamu görevi yaparken bir dokunulmazlık var. Peki bu kamu görevi mafya görevine dönmüşse belli bir grubun görevine olmaz. O zaman dokunulmazlık yok. O zaman dokunulmazlık yok. Peki niye? Ben ya, şunu anlıyorum. Ya Allah aşkına polis gidip, özür dilerim, polis gidip Zaman Gazetesi'nin önünde Ekrem Dumanlı'yı almaya çalıştığı bir dönemde oradaki güvenlik görevlisi mi polisi, devletin polisiydi, yoksa oradaki emniyet müdürü mü devletin polisi? Yok öyle bir şey. Dediğiniz gibi bir şey yok. Onu molanın ardından konuşacağız. Siz tamamlayın bir cümleyle. Yani gazetecinin bir dokunulmazlığı yok. Yani gazeteciyi diğer insanlardan farklı kılan belki yaptığı iş gereği böyle bir şey. Bu biraz özel bir durum. Yoksa imtiyazı falan değil yani. Bu şey bana çok sık soruluyor da, ya siz gazeteciler niye hep böyle bir şey içindeydiniz? Ya ben çorapçı olsaydım, çorapçı tutuklandığında işte derdim bunu yani. Onun gibi bir şey bu. Ya bu biraz mesleki bir dayanışma. Onun dışında gazetecinin bir özelliği yok kardeşim. Peki. Ya suç işliyorsan kesinlikle yakada yapışacak. Tabii yapışacak. Benim söylediğim böyle bir şeydi herhalde. Böyle bir şey çıkmadı benim söylediğimde. Hadi çıkmadı. Bir mola dönüşte buradayız. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu mevzuyu da konuşalım. Ondan sonra bir başka mevzuya geçeceğim. Çünkü başka önemli mevzular da var. Memleketin başka önemli meseleleri de var. Göz ardı ediliyor. Gözlerden kaçıyor. O da şu. Pazar günü polis Zaman Gazetesi'ne ve STV'ye gitti. Zaman Gazetesi üzerinden değerlendirelim. Çünkü şov oradaydı. Mesela deniyor ki polis gitti. Bazı evraklar eksikti. Geri döndü. Hayır. Polis gitti. Eksik evrak falan yoktu. Bu bir algı operasyonu. Polis oraya... Polisin güçsüzlüğünü anlatıyor. Evet. Polis oraya bir... Herkes bilsin diye anlatıyorum. Bir... Baskına gitmedi. Baskına gitmedi. Aramaya gitmedi. Gözaltı yapmaya gitmedi. Polis oraya gözaltı kararını tebliğ etmeye, yani davet etmek için gitti. Gitti... Gözaltı kararını, o daveti iletti ve geri döndü. Ama bunu işte geleceklerdi, evraklar eksikti, içeri alınmadılar bilmem ne falan filan diye kamuoyuna yutturdular. İki, Hidayet Karaca bu daveti aldı ve emniyete gitti. Kendi aracıyla. Kendi aracıyla. Ve emniyetin önünde de bir basın toplantısı, bir anlamda basın açıklaması yaptı. Ondan sonra içeri girdi. Biz Ergenekon'da, şurada, burada, Konya'da bunların hiçbirini görmedik. Ne gördük? İlhan Selçuk'a gecenin 4'ünde yapılan operasyonu, gecenin 4'ünde evinden alınan, işte kapı çalınıp uyandırılıp evinden alınan bir adam gördük. Ne olacaktı yani? Bu bir terör örgütü. Gül oynaya mı gidecek, haber mi vereceklerdi falan gibi yakıştırmalar gördük. Sonra Fethullah Gülen'in Fuat Avni işte şunlar gözaltına alınacak tweetlerinden sonra bir açıklamasını gördük. Ya. Daha henüz polis Zaman Gazetesi'nin kapısını çalmamıştı. Direnin. Fuat Avni bu tweetleri attı. Şunlar gözaltına alınacak dedi ve o andan itibaren şov başladı. Zaman Gazetesi önünde küçük çaplı mitikler vesaire. Orada tanıkları var. Çalışan personeli aşçısından çaycısına varıncaya kadar o akşam çağırıyorlar. Çoluk çocuk bahçede toplanıyorlar. Orada bir mitik görüntüsü. Neyse. Fethullah Gülen hemen bir vaaz tertipleri kayda aldı ve gönderdi. O vaazında şöyle diyordu. Sakın teslim olmayın. Direnin ki beyin kanaması geçirsinler. Evet, zira peygamberler teslim olmamıştır diyordu. Sakın teslim olmayın. Peygamberler teslim olmamıştı. Neyse hadi oraya girmeyelim. Ekrem Dumanlı ne dedi? Polis arkadaşlara sesleniyorum. Ben buradayım. Bayramlık kıyafetlerimi giyer gibi giydim. Sizi bekliyorum. Hadi gelin beni alın falan dedi. Ahmet Hakan ne yazdı? Şunu yazdı. Davet edilselerdi hop giderler diye gelecek bu insanlar. İşte gidildi, orada gözaltına alındı, onlara şov yaptırıldı bilmem ne falan, bu acemiliktir, şudur budur vesaire. Yalan. Yalan söylüyorsun Ahmet Hakan. Çünkü izlememişsin, bakmamışsın, görmemişsin ve bir şey yapmaya çalışıyorsun. Hayır, öyle değil. Orada haklısın ama şunu da teslim edelim. Bu kadar şov yapılmasına da müsaade edildi biraz. Yani polisin bunu basireti bağlandı. Biraz daha. Ne yapabilirdi? Yani. Söyle, ne yapılabilirdi? Yani, kapının önünde zaten toplanmışlar. Adam zaten bu şov bunu yapmak için. Şimdi arkadaşlar ben bilmem kardeşim. O gece konuştuk. Ama tutup bunu bu şov haline getirenler işte gözaltına alınanlardır. Amenna. Ama ikincisi buna vesile olanlar da var burada. Bak, bunu da altın çizmemiz lazım. Eyvallah ama yoksa katılıyorum. Tamam, alacaksanız gelin buradan alın diye meydan okuma vardı. Şunu göz ardı etmiş olabilir misin? Bak şu an söyleyeceğimi. Bugüne kadar gerek Ergenekon'da, gerek Balyoz'da, gerek 17 Aralık'ta polisin sergilediği ve kötü bir tavır vardı. Bu dönem polis beyefendice yaklaştı. Yaklaşıp çok sakin bir şekilde Hidayet Bey'in işte açıklamalarının üzerine çıkacağını falan. Bu değil midir yani? Buna çevirmişsin. Yani şimdi polis olan ben değilim. Bunu düşünecek. Hani o gece konuştuğumuzda o internet artisti demiştim ya. Evet. Onun tweetleri ortaya çıktığında biz geçen hafta bugün demiştim ki paraleller operasyon yapıyor. Evet. Böyle adlandırıyor. Tabii. Şimdi nasıl bir operasyon bu? Nasıl bir operasyon? Şimdi paralellerin yaptığı operasyonda tahşiye cemaatinin, yani tahşiye diye adlandırdıkları cemaatin başına gelen bir şey yok. Yani biz bu adamlara zamanında bir kumpas kurduk. Men dakika dukka. Şimdi de bize kumpas. Hayır, şimdi de bunun hesabını görecekler diye bir şey yok. Hiçbir şey olmamış. Bunlar hiçbir şey yapmamışlar. Hiçbir işe dahil olmamışlar. Hiçbir işe bulaşmamışlar. Polis basın özgürlüğünü şey yapmak için gelmiş buraya basmış. Böyle bir operasyondu bu. Yani paralellerin yaptığı operasyon bu imajı oluşturmak için yapılan bir gösteriler dizisiydi birbiri ardınca. Biz bile tahşiye olayından haberimiz olmadığı için biz bile acaba ne oluyor? Böyle bir şey Fuat olur mu? Fuat biliyordu ama. Onlar çok iyi biliyorlar. Tabii tahşiyeyi de şunu söyleyeyim bir cümle. O zaman Fuat Avni şöyle diyordu. 150'si gazeteci, 250, 400 kişi gözaltına alınacak gazete. Peki diyor ki polislerin de gözaltına alınacakları da tahşiye yapılanmasına operasyon yapanlar olacak. Şimdi bak diyor. Şu cümleye dikkat. 150'si gazeteci, 400 kişi gözaltına alınacak. Bunu verdikten sonra, bunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra ertesi gün o akşam Zaman Gazetesi önünde işte basın susturulamaz, özgür basın susturulamaz nutuklara, naralara atılırken ertesi gün Zaman Gazetesi daha önce ortada olmayan hiçbir şey için şu manşeti attı: medyaya ve demokrasiye darbe. Sonra operasyon geldi. Kamuoyu bunu nasıl algıladı? 150 gazeteci gözaltına alındı diye alınıyor. Yani oysa kaç gazeteci gözaltına alınmıştı? Bir şeyi unutmayalım. Bu böyle bir çalışma. Unutmadı yani. Şimdi sürekli o dizilerde de kullanılan bir kalıp cümle ve sürekli hem sohbetlerde hem de köşe yazılanlarda da kullanılan bir kalıp cümleyi söylemek istiyorum. Bir yapı için, yani o Selam terör sırasında kullanılan bir cümleyi söylüyorum. Devletin kılcallarına girmişler. Evet. Devletin kılcallarına sızmışlar diye bir cümle kullanıyor. Bu çevreler. Efendim? MİT'i kastediyorlar. Hayır, MİT'e sızmışlar. Kimi? Evet. O Persliler diye. Persliler. Persliler. Evet. Evet. Şimdi anlaşılan o ki, Fuat abinin tweetlerinden anlıyoruz ki, asıl devletin kılcallarına girenler, devletin kılcallarına sızanlar kim? Onu çok aleni görüyoruz. Onun için bu cümle bile senin o cümleni destekler abi. Yani bu operasyonu paralel yapıyor şu anda. Yani evet. O Fuat abimle evet. Beraber paralel yaptı. Şimdi buna ilave olarak bu dava, bu olay, biliyorsunuz paralel örgütle ilgili başka davalar açıldı. Ne davaları açıldı? Bunlar şunları dinlemişler davası evet. Açıldı. Dinleme davasının cezası en fazla 2 yıl. Ama 2 yıllık davadan dolayı da gözaltına alınırsın, serbest bırakılırsın. Hapsedilmezsin. Düşer yani. İnfazda düşer o. Tecil edilir şey. Bunun doğal sonucu budur. Halbuki burada meydana gelen iş, dinlemeler işin dalı budağı, esas iş örgüt. Darbe. Casusluk. Esas iş darbe, esas iş casusluk. Dinleme. Polis dinlemiş, usulsüz dinlemiş. Usulsüz dinlemenin cezası sınırlı. Ama çok şunu demek istiyorum. Bu sefer paralel organizasyonun ihtiyat haline getirdiği kumpas olgusu açık bir şekilde dava edilmiş oldu. Bu kumpaslardan birisi çok açık bir şekilde dava edilmiş oldu. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Tahşiyecilere kurulan... Çünkü bunu mesela benzer kumpasları bu organizasyon Konya'da yaptılar. Okyanus operasyonunda. Nusret Argun muydu? İsmini hatırlamıyorum. Evet, Okyanus... Adam 5 sene evet. Hapis yattı. Daha geçen sene çıktı. Yani 5 sene yok yere hapis yattı. Bağcılardan birine yaptılar. Daha birçok kişiye yaptılar. Ya Cübbeli Ahmet Hoca'ya bile yaptılar. Hatırlayın. Yani 50 sene falan ceza istediler adamla ilgili. Kadın ticaretinden. Ya yani kadın ticareti çok nedir? Buraya kadar yaptılar. Ondan sonra da hem yapıyorlar hem gidip pansuman da yapıyorlar. Yani biz yapmadık başkası yaptı diye böyle şeyde Fethullah Gülen de kitap falan yolladı. O da şey mesajı vermeye uğraşıyor. Yok biz yapmıyoruz falan. Aynı şey gibi bu maçta çelmeyi takıp da kolunu yukarı kaldıran şey uyanık futbolcular gibi yani. Böyle bir imaj oluşturmaya. Fakat bu dava bence diğer kumpasların da araştırılması lazım. Yani iş adamlarına şeylere böyle vakıf dernek türü çalışmalara dönük bir yerde bir rakip gördükleri zaman çünkü birisi diyelim ki işte hizmet ediyor şey yapıyor para toplayıp yurt açıyor ya falan. Gazeteye falan. Abone olmuyor mesela. Ha, böyle bir şey gördükleri zaman alarme oluyorlar ve harekete geçiyorlar. Bir şekilde adamın başını derde sokuyorlar. Bir tane vardı geçen o sözü edilen dizide Rizeli bir iş adamı. Diyor ki ben kendi görüntümü gördüm orada diyor. Tabii. Tabii. Verdiği imzayı geri çekmiş. İmzayı geri çekmiş. Ya da imza vermedim demiş o. Evet, bağıra çağıra Galip Öztürk metronun sahibi. Tabii. Mesela Yargıtay onayladı adamın cezasını. Cezası onaylanmış. Galip Öztürk diyor ki bana diyor şantaj yaptılar. Bana diyor benden para istediler. Ben okul yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Bütün istemlerine artık yetişemedim. Sonra da diyor bana şantajı kurdular. Diyor böyle yaptılar diyor. Ya bir örnekte ben hemen söyleyeyim. Yani bu tür kumpas olgularına dönük esaslı bir davadır. Yani o çok mühim bir şey. İşin özü burada. İlmek ilk defa böyle bir kumpasın üzerinden örgüt ve hatta hiyerarşiyi ortaya çıkartma anlamında ilk defa olduğu için aslında bu kadar büyük bir şekilde kütürdü patırdı koparıyorlar. Yani şimdi ben geçen gün yazımda zikretmiştim. Mahir Kaynağ'ın bu Ergenekon ve Balyoz soruşturması ile ilgili söylediği bir şey vardı. Şimdi Türkiye darbe tehdidi altında yaşayan bir ülke. Geçmişinde bir sürü darbeler var. Bir yapı geliyor. Bu yapı emniyet içinde bizi darbelerden kurtarıyor. Daha doğrusu darbelerle hesaplaşarak bize bir iyilikte bulunuyor. Biz hiç sormuyoruz. Bu yapı bize niye bu iyiliği yapıyor kardeşim? Bizi vesayet sisteminde niye kurtarıyor? Bunun arkasını aramıyoruz. Şimdi bu tahşiye meselesi bir defa o kadar örnek bir soruşturma ki bu tahşiyede bir defa o yapının röntgeni ortaya çıktı. Şimdi o şeye bakarak, o soruşturmaya bakarak biz bundan önce yapılmış bütün soruşturmaları sıhhatini sorgulayacağız bir defa. Ki kamuoyu sorgulamaya başladı zaten. Mesela askeri casusluk davası. Onu çok sık konuşuyoruz. O dünyanın şimdi görmediği bir dava. Kaç casus vardı, kaç askeri casus vardı? 400 casus. Değiştirdi ya. Ya şimdi hiyerarşiyi değiştirdi askeri. Tabii. Şimdi askeri istihbarat örgütünde de vardır. Normal sivil istihbaratta da vardır. Şimdi casusluğa karşı koyma birimi diye birimler var. Yani bir yerde bir casus saptandıysa espiyonaj ilgili tabii kontrespiyonaj işte ilgili birimler vardır. İşte o işte delilleri bulur, bilmem ne yapar falan filan. Şimdi burada MİT yani istihbarat teşkilatı dış casusluk faaliyetleriyle de ilgili olması gereken Milli İstihbarat Teşkilatı bir tarafa bırakılıyor, bir kenara itiliyor. Bir emniyet müdürü ve savcı çıkıyor. Pat 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 eliyle koymuş gibi 400 tane casusu alıp mahkeme önüne çıkarıyor. Ve Hasan da dediği gibi orada yani çok büyük bir hiyerarşik değişim oluyor. Şey içinde, ordu içinde. Terfiler. Şimdi kardeşim sen burada bunu yaptıysan Ergenekon'a bakacaklar, Balyoz'a bakacaklar, askeri casusluğa bakacaklar. Başka bir sürü şeye bakacaklar ve bunun sıhhatini sorgulayacaklar. Buradaki sıhhat senin 17-25 Aralık girişimlerdeki tutumunu, oradaki sıhhati de sorgulayacak. İşte diyorlar ki efendim işte onlar savcı değil miydi? Bunlar savcı değil mi? Ya da bunlar yargı adamı değil mi? Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Niye en dürüst savcı Zekeriya Öz olmak zorunda da en kötü savcı öteki olmak zorunda? Yani onun gibi. Şimdi Ekrem meselesiyle ilgili de bir şey söyleyeyim ben. Bu işte çağrıldı, gitmedi, bitmedi meselesi. Şimdi arkadaşlar bu soruşturma başladığında, bu baskın olduğunda daha doğrusu, kendileri baskın diyorlar. Dediler ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey ilk kez oluyor. İşte bir gazeteye giriliyor falan. Ya siz bir de var Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilmiyorsunuz. Yaşıyor musunuz ki? Yani tarihini, işte 2000 yılının başında Yusuf Ziya da oradaydı. Ben de oradaydım. Hasan da oradaydı. Gececiydi. Yeni Şafak gazetesine yazı işleri müdürü Hasan Öztürk baskın yapıldı Yeni Şafak gazetesine. Bir sürü insan alındı, götürüldü, işkence gördü. Sizin bir cümleniz yoktu, gıkınız çıkmadı. Yani bırak onu. Cumhuriyet tarihi boyunca neler olmuş Tan gazetesi baskınından başlayarak özgür gündemin havaya uçurulması, bir sürü sayacağımız şeyler. İşte sizin idealleştirdiğiniz, idealize ettiğiniz adamlar kaç defa Aydınlık gazetesine girdiler. Kaç defa Ulusal TV'ye girdiler. Bir sürü gazeteye girip adamları alıp derdest edip götürdüler. Niye Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk oluyormuş ki bu? Nokta dergisi. Evet. Bir de şimdi hepimiz bu mesleği yapıyoruz, hepimiz gazeteciyiz. Bu ülkede yani gözaltına alınmamış neredeyse bir gazeteci gösteremezsin. Yani bırak gazeteci, sıradan vatandaş bile çekini ödemediği zaman işte hakkında dava açılır, mahkemeye gitmezse, ifade vermezse gözaltı kararı alınır. Gıyabında işte görüldüğü yerde tutuklanır. Şimdi burada adamlar sana nezaket göstermiş, demiş ki gel böyle bir durum var. Evet. Sen gitmiyorsun. Meydana akıyorsun. Gelin beni alın. Gelsene 2002 tarihinde benim de hakkımda bir gazeteciyim bir yazımdan dolayı benim de hakkımda dava açılmış. Arama kararı var. Bir yerde otururken polisler gelip götürdüler beni. Ya kamera çağırmadık. Hayır efendim, üstelik hafta sonuydu. Bir şey de yapamadık tabii. Kaldı pazartesi. Ya ne kamera çağırdık, ne taraftarlarımızı çağırdık, ne alındığım yerden nümayiş yaptırdık. Hiçbir şey yaptırmadık. Bir de mahkemeye doluşurlar ya böyle şeyler. taraftarlar, özgür basın bilmem ya, taraftarı bile götürmedik mahkemeye. Efendice gittik kardeşim, aldılar bizi Gayrettepe'ye götürdüler, hücrede yatırdılar. Çok pis, rezil bir ortam üstelik. O gün. Elbette yani hakikaten rezil bir ortam. Ya yattık orada efendice, işte mahkemeye çıkarıldık, ifademizi verdik, geldik. Ve böyle hakkımızda açılmış bir sürü davalar var, çağırıyorlar, gidiyoruz. Sen niye gitmiyorsun abi? Niye gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun? Çünkü Fuat Avni diyorsunuz ya. Şimdi Fuat Avni değil o. O paralel örgütün istihbarat örgütüdür. Onu da biz söylemiyoruz. Hüseyin paralel Gülerce örgütün söylüyor. İstihbarat örgütüdür o. Fuat Avni dediğimiz şey. Şimdi bu istihbarat örgütü geçmişte karıştırılan halkları çok iyi bildiği için, başına neler geleceğini, nelere yönelileceğini hesap ettiği için işte öyle bir tweet atıyor. İşte 300 kişi alınacak, şu olacak, bu olacak. Önceden hazırlıyor. Ondan sonra böyle bir mizansen oluşturuluyor. İşte gazeteye baskın düzenlenir gibi yapılacak. İşte zorla alınıp götürülmesi sağlanacak şeklinde bir mizansen düzenleniyor. Şu görüntüleri çok sıkıldığınız zaman. Çoluk çocuk işte çok sıkıldığınız zaman. Emniyet önlerine falan. Peş peşe bir şey göstereceğim. Biz bir saniye yani o ilk programa başlarken istediğim görüntüleri bir daha isteyeceğim. Birkaç saniye sonra. Sessiz verin. Şey değil, görüntü olarak isteyeceğim. Hatırlıyorsun değil mi? Budur. Polisler alınırken şu hareket falan. Hep böyle imaj. Şimdi iki fotoğraftaki, iki görüntüdeki imaj çalışmasının ne olduğunu bana bir gösterin bakalım. Soruyorum. Ya verin o görüntüleri. Önceden çok dikkatli bu. Bakın. Ekrem Dumanlı'nın hareketine bakın. Ekrem Dumanlı geçiyor. Belli zaten bu. Şimdi birazdan Hidayet Karaca o ne yapıyor? Gördünüz değil mi? Şu parmak. Şu. Beni verin. Abi, tamam arkadaşlar. Önceden. Şu. Tamam arkadaşlar. Önceden hazırlanmış. Şu. Belli bu. Şu parmaklar yani. Bu bir fotoğraf. Tamam, bu bir fotoğraf. Yani bağıran bir fotoğraftır bu. Pankartlarda evet. Göreceğimiz ya da bu bir çalışma. Twitter'daki evet. Bu bir çalışma. İmaj çalışması. Ha. Buraya bir katkı olsun diye Taha Dağlı'nın haberideki evet, yazısını müthişti. Hatırlatmak istiyorum. Bir bölümünü. Şimdi dedin ya Türkiye tarihini bilmiyor arkadaşlar gazetecilerin başına gelenleri. Dünya tarihini de bilmiyor. Şimdi bu arkadaşlar İngilizce pankartlarla falan da dışarıya mesaj verdiler ve hemen hani Almanya'dan, İsrail'den, İngiltere'den, Amerika'dan tepkiler geldi ya işte Türkiye'de basına sansür, basın özgürlüğü elden gidiyor. Basına işte efendim baskı, darbe falan diye açıklamalar geldi ya. Onunla ilgili Taha Dağlı Haber7.com'da yazısı duruyor. Bir yazı yazdı ve birkaç tanesini. Mesela diyor ki 2005 yılında Almanya'da tam 5 gazeteye yönelik büyük bir operasyon yapıldı. 17 gazetecinin evleri basılıp arandı, zorla ifadeleri alındı, avukatlarıyla görüşmeler engellendi, davada tam 2 sene sürdü diyor. Ve diyor ki bu BND yani Alman istihbaratının yaptığı operasyona sadece ve sadece sol görüşlü gruplar haydi kimse ses çıkartmadı. Diyor ki kaldı ki Almanya gazetecilere yönelik polis operasyonlarında Avrupa'nın öncülerindendir. 1986 ile 2006 arasında devlet sırrını koruma adına habercilere yönelik 180 ayrı operasyon yapıldı. Bunlar kayıtlı bilgiler. İngiltere'de 2013 yılında 6 gazeteci tutuklandı. Gözaltına alınırken evleri basıldı. Mahkeme 6'sını tutukladı. Hala içerideler. Sebep gizli dinleme iddiasıydı. Buyur. Bakın Fransa 2008 yılında Liberation gazetesinin yayın yönetmeni bilmem kim sabaha karşı evine yapılan baskında gözaltına alındı. Apartman polis Paris adliyesine götürüldü. Defalarca üzeri arandı. Avukatına haber vermesi engellendi. Avukatsız olarak savcı karşısına çıkartıldı. Hani bu Avrupa Birliği ve ülkelerinden bahsediyor şu anda. Kimse gıkını çıkartmadı yine. Fransa habercilere yönelik operasyon konusunda Avrupa lideri, en çok gazeteci Fransa'da gözaltına alınmış. Operasyon geçirmiş, evi basılmış, tutuklanmış. Ferguson ve olayları? Amerika. Heh. Ferguson olayları sırasında 20 Ağustos'ta görüntülemeye çalışan A muhabiri, Türk gazeteci Bilgin Şaşmaz Amerikan polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Kimseden gık çıkmadı. Üstelik Türk gazeteciye yönelik polis saldırısının görüntüleri de vardı. Hatırlayın, bunu da ben eklemiş olayım. Almanya'daki dönerci cinayetleriyle ilgili Türkiye'den gazetelere gitmişlerdi. Davayı takip etmek istemişlerdi. Asla müsaade etmediler. Devam edeyim. Almanya'da devlet sırrının ifşa şüphesiyle gazeteciler operasyon yapılıyor. İngiltere'de gizli dinleme iddiasıyla gazeteciler tutuklanıyor. Fransa'da hakaret eden gazeteciler baskın yapılıyor. Amerika'da devlet otoritesine karşı geldiği iddiasıyla gazeteciler dövülüyor. Ama Türkiye'de orada hiç ses çıkmıyor. Türkiye'de bir çağrıya meydan okumayla karşılık veren bir gazeteci çalıştığı kurumdan gözaltına alınıyor. Baskın falan yok. Almanya'dan, Fransa'dan, İsrail'den, Amerika'dan ses geliyor. O zaman tablo çok daha net çıkıyor. Bizim karşılaştığımız manzarayı görmemiz açısından tablo çok lazım. Daha net çıkıyor. Bir cümle söyleyeyim. 2008'de Doğu Perinçek gözaltına alınırken şöyle bağırıyordu. Bakın bakın, bu o kadar büyük bir olay ki hem Suriye'den hem İngiltere'den tepki var, ses geliyor. Aslında işaret ediyor. Yani nerelerin arkasında olduğuna işaret ediyor. Şimdi bu arkadaşlar da bu olayı hani aslında Türk kamuoyuna değil, Türkiye kamuoyuna değil, bilakis dışarıya taşıyarak arkalarındaki hani zaman zaman Cumhurbaşkanı söylediği o üst akıl falan diyor ya, oralara doğrudan mesaj veriyorlar ve gerçekten de oralardan yani çıkıyor Amerikan sözcüsü parmağını sallarcasına Türkiye'ye ayar vermeye kalkıyor. Avrupa Birliği. Kardeşim, Avrupa Birliği. Siz kendi ülkelerinizde, siz kendi ülkelerinizin bekası için, kendi ülkelerinizde, kendi ülkelerinizin hükümetlerinin başına çorap örülmesin diye baskınlar yapıyorsunuz. Avukatsız insanları mahkemelere çıkartıyorsunuz. Her tarafı talan ediyorsunuz. Kimseden gık çıkmıyor ve çıkarttırmıyorsunuz zaten. Ondan sonra da gelip Türkiye'de olan bir meseleyi diyorsunuz ki Türkiye'de basın özgürlüğü falan diye yaptırıyorsunuz. Molaya gidiyoruz. Ya şu cümleyi söyleyeyim ama. Şu cümleyi söyleyeyim. Yani, evet, Tağdağlı'nın iyi çalışmasıydı. Yani bugün dünyada Türkiye aleyhine çalışan bir takım kuruluşlar var. Örgütler, dernekler, işte lobiler, ülkeler. Bunlar işte bu son hadisede de karşımıza çıktılar. Avrupa Birliği'nden birileri derhal bunları serbest bırak diye böyle bir küstahça açıklama yaptı. Bakıyoruz bütün bu merkezlerle bu arkadaşlar müthiş bir ilişki geliştirmiş durumdalar. Yani bugün yeryüzünde Türkiye aleyhtarı ne kadar çalışma varsa içinde bu arkadaşlar var. Yani insan ülkesi aleyhine, devleti aleyhine böyle bir faaliyet içinde olur mu ya? Nasıl bir iştir bu? Evet. Nasıl bir mantıktır? Bir molaya gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değil aslında Şişli'ye gideceğiz. Bir de Şişli'ye gideceğiz. Şişli'de acayip işler oluyor. Tüm bu hengamede kayboldu. Savcı Sayan'a soracağız birazdan. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz derken şunu kastediyorum. Programa devam ediyoruz ama konuyu değiştiriyoruz. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün eşi bir açıklama yaptı. Ama ne açıklama? Acayip bir açıklama. Bu açıklama yapan kişi bir belediye başkanının eşi. Bir akademisyen kendisi. Üstelik. Ve bir akademisyen kendisi. Ve bu açıklamayı da eşinin bilgisi dahilinde yaptı. Muhtemeldir ki eşi de yapabilirdi bu açıklamayı ama hani siyasi, aynı zamanda siyasi olduğu için bunun üzerinden belki de yıpratılmamak için, yani böyle bir açıklamayla gündemde kalmamak için yapmamış olabilir. Bilmiyorum, neyse. Diyor ya ki eşim spor salonundan geç döndüğü için açıklama ya da spor salonundan geç dönmüş olabilir. Eşim geçen ay belediyede bazı değişiklikler yapmıştı. Malum değişiklikler. Değişikliklerde tehdit edilmiş ve oğullarımıza New York'ta 750.000 dolara mafyadan adam tuttuğunu söylemiş. Bunun üzerine de apar topar Hayri İnönü Amerika'ya gitti. Oğullarının can güvenliğini sağlamak için oraya gitti. Savcılığa gidiyorum diyor hanımefendi. Hayri durdurdu. Bir ay geçti aradan, artık konuşmak gerektiğini düşündüğüm için, çünkü Şişli'de işler iyiye gitmiyor falan diyor. Mustafa Sarıgül'de bir yazılı açıklama göndererek söz konusu suçlamalar tamamen gerçek dışıdır ve çirkin bir iftiradan ibarettir. Onca yıllık siyasi emeğimin ve onurumun bu şekilde çiğnenmek istenmesine asla izin vermem demiş Mustafa Sarıgül'de. Savcı Bey, ne oluyor sizin oralarda? Şimdi herhalde Sokrates eşiyle çok tartışıyormuş. Eşi sürekli bağırıp çağırıyormuş. Bir gün yine çok bağırmış, çağırmış, çok şeyler söylemiş. Sokrates'ten hareket yok. Kadın da artık o sessizliğe karşı yine de dayanamamış. Bir de kafasına bir kova su dökmüş. Sokrates demiş ki bu kadar gürültüden sonra bir sağanak yağış bekliyordu. Şimdi gerekiyordu. Şimdi biz zaten seçimlerden önce bununla ilgili birçok televizyonda söyleyince bazıları art niyetli olduğumuzu falan düşünmeye başladılar. CHP'nin yükselmesini istemiyoruz dediler. Halbuki daha önce Sarıgül'ün ismi Baykal suikastı ile ilgili bir durumdan dolayı da söz konusu olmuştu. Birisi çıktı ortaya dedi ki işte Baykal'ın ayaklarını sıkmak için para teklif edildi, şudur bu. Neyse. Beni iki konu ilgilendiriyor. Biri şu, bu kadar açıklamaya rağmen CHP Genel Başkanı ya buna sebep olan o insanların mutlaka partiden atılması gerektiğine dair bir beyanda bulunması gerekiyordu. Bununla ilgili bir çalışma yapması gerekiyordu. Gücü yetmiyorsa istifa etmesi gerekiyordu. Eğer benim bir genel başkanım, bir belediye başkanıma böyle mafyavari bu anlamda bir baskı yapılıyorsa, bir kadıncağızın isyanı söz konusuysa, çünkü eşi belki siyasi anlamda dediği gibi belki de İnönü ailesi şey bir aile, yani asil bir aile. Belki de açıklama gereği duymamıştır ama eşi isyan etmiştir. Diğer konuysa bunu Hürriyet Gazetesi götürüyor. Hürriyet Gazetesi Mustafa Sarıgül'ü niye bu kadar hedefe koydu? Yani niye bunu yapıyor? Buna da bakmak lazım. Şimdi tamam. Sarıgül'ün bu hareketlerini beğenmiyoruz, tasvip etmiyoruz. En çok karşı çıkanlardan biriyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmaması lazım. Olmamalıydı, şudur budur. Tamam, bunlara eyvallah. Bunlar mutlaka. Ama şimdi iki tarafa da dokunmak lazım. Hürriyet Gazetesi niye bunları götürüyor? Niye Hürriyet Gazetesi Sarıgül'ü hedefe koydu? Hürriyet Gazetesi'nde yeni bir dizayn çalışması mı var yani CHP ile ilgili? Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde başarısız olacaklarını bildikleri için potansiyel adaylardan birisi olan Sarıgül'ü bertaraf mı etmek istiyorlar? Hedefte Sarıgül'ün olmasının sebebi bu mudur? Gerçekten bunlara bakmak lazım. Niye bakmak lazım? CHP'yi ve Hürriyet'i ilgilendirdiği için değil. O dizayn çalışmalarının her birisi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye muhalefetinin aciz olması, aciz kalması, iktidar alternatifi olamaması Türkiye'nin hızlı bir şekilde yükselmesini de engelliyor. Ama o bence orada bir mantık hatası var. O vakit tüm bu Hayri İnönü'nün bu iddiaları, hanımefendinin bu iddiaları boşa çıkar o zaman. Hayır, ben boşa çıkar. Yani, bakın. Mustafa Sarıgül'ün önünü kesmek için. Hayır, şimdi başka ilk önce bu Hürriyet'te başladı ve hala da devam ediyor. Manşet yapıyor. Ama aynı Hürriyet Sarıgül'ün belediye başkan adayı olması için mücadele eden bir gruptu. Ne oldu? Ne değişti? Niye böyle oluyor? Bakınız, muhalefet çok önemli. 2-3 gündür dikkat ediyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan kiminle uğraşıyor? Putin'le, Obama'yla, Avrupa Birliği'yle meydan okuyor. Siz bizim ülkemize müdahale edemezsiniz. Siz o kadar özgürlükçüydünüz de. Putin'le değil canım, Putin'le beraber. Hayır, yani cevap veriyor. Yani mücadele ediyor derken. Onlarla muhatap sürekli. Onlarla muhatap, onlarla mücadele ediyor. Onlarla Türkiye'yi konuşuyor. Siz o kadar özgürlükçüydünüz de 28 Şubat'ta neredeydiniz? Merve Kavakçı atılınca neredeydiniz? Sincan Belediye Başkanı'nın belediye başkanlığı bir tiyatro oyunundan dolayı gittiğinde siz neredeydiniz? Bütün bunları Tayyip Erdoğan kime söylüyor? Avrupa'ya söylüyor, bağırıyor, çağırıyor, söylüyor. Bizim genel başkan kiminle uğraşıyor? Hülya Avşar'la uğraşıyor. Yani, ne kadar ayıp o ya. Ya bu kadar. Yani bizim köyün tepesiyle Ardahan'ın yüksekliği kadar bir fark var şimdi, muhalefetle. Ya bizim köyün tepesinin tepesiyle Ardahan'ın arasındaki fark kadar Türkiye'nin iktidar ve ana muhalefetinin arasında bu kadar büyük bir makas farkı varsa bu vatandaşlar var. Yani ben kusura bakmayın endişeleniyorum yani. Tayyip Erdoğan'ın bir stili var. Tayyip Erdoğan... Bu moda değil, siyaset moda değil. Hayır, olsun. Ülkenin gerçekleri karşısında pozisyon alacaksınız. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bir tavrı var. Tayyip Erdoğan'ın bir tavrı var. Tayyip Erdoğan lafını sakınmayan, lafını esirgemeyen. Kemal Bey de esirgemiyor canım. Kılıçdaroğlu da lafını esirgemiyor. Hayır şu. Kemal Kılıçdaroğlu, ben bunu epey zamandır söylüyorum. Yazıp çiziyorum. Bakın dikkat edin, Kemal Kılıçdaroğlu'nda son dönemde bir değişiklik var. Birkaç, bir yıldır özellikle. Daha böyle delikanlı mı oldu? Hayır. Yani ben öyle demeyeyim, şöyle diyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesela Erdoğan'a sürekli şey diyordu. İşte... Niye insan bağırıyorsun ya da niye sesin bu kadar yüksek çıkıyor falan ve böyle şey. Sonra biz ne gördük? Elini masaya vuran bir Kemal Kılıçdaroğlu. Bağıran bir Kemal Kılıçdaroğlu. Dediler ki bak Tayyip Erdoğan bu şekilde oy topluyor. İşte ona geleceğim. Sen de böyle bir karizmatik şimdi, ol. Ama yani bir yakışmıyor ki adam. Şimdi yani. O bir kadınlar toplantısında bir kadını azarlaması, onu kovması, parti grubunda ben konuşurken, genel başkan konuşurken işte kimse konuşamaz falan deyip bağırması vesaire. Şimdi orada şu var. Ben öğrendim onu. Bildiğim için söylüyorum. Fuat Avni'den mi öğrendin? Evet. Şimdi yanılıyorsan düzeltin beni. Şöyle bir sıkıntı yaşanıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği meselesiyle ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu akıllarda hep nasıl kalmıştı? Merdivene ters binen. Oy kullanamaz. Çark eder vesaire falan böyle. Bu bir parça tırnak içerisinde karikatürize haliydi. Ona şunu tembihliyorlar. Diyorlar ki yani bu bir PR çalışması, bu bir şey. Bu daha çalışması. Karikatür ya. Bağıran Kemal Kılıçdaroğlu. Daha karikatür. İşte ona geleceğim. Diyorlar ki ya bu imajı ortadan kaldırmalıyız. Hatta bu genel başkanlık yarışında Muharrem İnce de o süreçte ya işte olmasa iyiydi Kemal Bey böyle değil ama bu böyle bir imaj oluştu Kemal Bey'le falan demişti. Bunu kendisi de söylemişti. Sakin güç diye onu evet. Genel başkan yaptı. Dolayısıyla bu sakinliği bitirdi. Yani Hülya Avşar'a falan bu şekilde çıkışması yani bir dakika. Bunu Erdoğan yapsaydı bir hanımefendiye böyle yapılabilir mi? O bir kadın falan bir sürü şey söyleyecekti. Böyle bir şey var ama bu da olmuyor. Yani olmuyor, Kemal Bey'e bu da oturmuyor. Gerçeği varken yani imitasyona, sahtesine bir şey kimliğe baksın. İki dakikada bir özetleme yapmak istiyorum ülkemin geleceği açısından. Yanılıyor muyum? Yanlış mı söylüyorum? Yok, doğru söylüyorsun. Bugün yapılan olaylar aslında 4-5 yıl önceden başladı. Bu operasyonlar, Türkiye üzerindeki operasyonlar, Gezi, Ekmelet'in şu bu bunu hep anlatıyoruz da. Bir şeyle özetlemek istiyorum. 2010 Baykal'a bir operasyon yapılmış. Biz hemen ondan 6-7 gün sonra ya da kongreden sonra öyle tam net hatırlamıyorum. Kocatepe Camisi'ne biz bir Oya Araslı hanımefendinin annesi ölmüş. Bizim eski milletvekilimiz, parti meclis üyemiz. Onun cenazesine gittik. Sayın Baykal ve arkadaşlarımız olarak. Cenazeden tam dönüyorduk. Sayın Baykal ayrıldı gitti. Ben de dönüyordum. Bugünkü bu gazetecilik şemsiyesi altında kendilerini ifade eden Ankara'daki medya patronu yani bu paralel dediğimiz medya patronlarından birisi benim yanıma geldi. Merhaba hoş beş bir kartvizitini uzattı bana verdi. O güne kadar tanışıyorduk ama öyle bir samimiyetimiz yoktu. Bu dedi bu kaseti dedi şey yaptı hükümet yaptı. Biz sizinle bir olacağız bu hükümetin anasını ağlatacağız. Kim dedi onu? Ya, isim vermiyorum. Bugün işte bu... paralel diye nitelendirdiğimiz bir grubun Ankara'daki önemli gazetecilerinden birisi. Tamam anlaşılmıştı. Ha, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bunu niye söylüyorum? Mesela onu söyleyip söylememesi falan değil. 2010'da birileri AK Parti'ye karşı yeni bir muhalefet yaratıp Türkiye'yi istedikleri bir duruma sokmak istediler. Kimse buna yanaşmadı. Türkiye'deki hiçbir güç ben Tayyip Erdoğan'a karşı böyle bir başarı elde edemiyorum mantığıyla hareket etti ve karşı çıktı. Fakat sonuçta bunlar CHP'yi ele geçirirsek CHP ile biz bu işi götürürüz. CHP'yi ele götürebilmemiz için önce bize karşı olan bir grup var. Önemli bir grup var. Kimdir? Alevi kesimidir. Dolayısıyla Alevi kesimini susturmamız lazım. Alevi kesimini bu konuda bertaraf etmemiz lazım. Bunu neyle başarabiliriz? Eğer biz CHP'nin başına bir Alevi genel başkan getirirsek o Alevi genel başkan Alevilere kendisini inandırır. Aleviler de buna inanır. Nasıl olsa orada bizi satmayacak bir abimiz var, bir Alevi kardeşimiz var deyip dolayısıyla susacaklar. Aynen o formülü uyguladılar ve Kemal Bey'i getirdiler. Ve o güne kadar Fethullah Gülen hareketine, cemaatine, FETÖ'cü deyip saldıran, bütün bu konularda şiddetli bir şekilde tavrını ortaya koyan Alevi kesimi sustu, hiç konuşmadı. Yani şeriat yok, İran'a benzemek yok, türbanlar zarar değildir, hiçbir şey yok. Bunların hepsini kim yaptı? Kemal Bey yaptı. Ve Kemal Bey o gün bugündür ilmik ilmik örüyor. Tamam mı? Neyi? Yani ilişkiyi, bağlantıyı, birlikte hareket etmeyi. Bir gün Erman Güler söyledi bunu. Evet söyledi. Hayır onu doğrulatmak için söylüyorum. İlmik ilmik ördü. Şimdi Türkiye'de en büyük oyun budur bak. İlmik ilmik örüyor da iktidara gelecek mi yani? Hayır gelemeyecek ama Türkiye'yi... İlmik ilmik örme iktidara gel. Ama bakın Ahmet Bey Türkiye'yi yavaşlatıyor. Türkiye'nin enerjisini boşa tüketmeye sebep oluyor. Ören Kemal değil. Mesela Ören Bayan değil. Yani Ören Bayan diye bir marka vardı. Ören Bayan değil. O kapandığı için söylüyorum. Şimdi bizim dikkatimizden kaçmaması gereken durum budur. 4-5 yıldır bunlar bu tezgahlar var. Daha 4-5 yıl öncesine kadar CHP camileri kapatıyor, ahıra çevirdi, samanlık yaptı, ezanı Türkçe'ye çevirdi, salayı Türkçe'ye çevirdi. Bunlara oy vermeyin, bunlar dinsizdir, imansızdır. Bunlar işte laiklik adı altında imansızlık, ateizmi getirecekler diyenler bugün birlikte hareket ediyor. Ya siz kimin zekasıyla alay ediyorsunuz? Daha 2 gün öncesine Fethullah Hoca'nın bir röportajını okudum. Alman gazetesinde yayınlanan bir röportajını. Diyor ki Türkiye sosyal ve laik devlet olmaktan çıkıyor. Evet. Ya arkadaş, bu laiklik konusu üzerine siz defalarca kitap yazdınız. Siz CHP bu imansızlığı, ateizmi savunuyor, vatandaşları dinsiz yapıyor, çocuklarımız, kızlarımız perişan diyen sizsiniz. CHP'ye oy veren cehenneme gidecek diyen sizsiniz. Öyle bütün değil, camileri kapattı diyen sizsiniz. Öyle mi diyor ya? Öyle diyordu. Ne oldu? Şimdi demiyor. Şimdi CHP'nin bütün o fethipi diyenleri bütün beraber hareket ediyorlar. CHP kafirdir diyenler beraber hareket ediyor. Şimdi vatandaşa da bunu inandırmaya çalışıyorlar. Biz beraberiz, biriz, ülkenin çıkarları için. O zaman siz 30 yıldır niye bu ülkenin çıkarları için bir araya gelmediniz? Oktay Ekşi, Hürriyet'ten ayrılmasının sebebi onlar analarını da diye ... Evet. Bir yazı yazmıştı. Evet. Ve sonrasında ayrılmıştı Hürriyet'ten. Şimdi Oktay Ekşi Zaman Gazetesi'ne gitti. Ekrem Dumanlı onu karşıladığında Oktay abi hoş geldin dedi. Yani o hale birlikteliğe işaret etmek. Evet bak bu durumda en dik duranlardan birisi, tebrik ediyorum. Siyasi anlamda hiç anlaşmazsak bile ben Soner Yalçın'ı tebrik ediyorum. Kesinlikle. Bugün dik durdu. Dedi ki ben Ekrem Dumanlı'ya gazetecilik faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı falan diyemem. O sürekli böyle bu konularla uzman bir gazeteciyle bir röportaj yapmış. Zaman kumpası merkezidir dedi. Yani ben Soner Yalçın'ın çok istikrarlı gittiğine inananlardan. Bakın hiçbir siyasi anlamda yani bir... İlhan Cihaner de istikrarlı gidiyor. Ne yapıyor? Konuşmuyor. Hayır. Çıkıp söylüyor bunun kumpas olduğunu söylüyor. Öyle mi diyor? Tabii. O zaman ona yapılan kumpas da bu da mı kumpas? Hayır hayır. Soner Yalçın bir kumpas diyor. İçerisinde olduğunu söylüyor. Yani bugün yani yapılan... hükümete karşı bir kumpas... Hayır. Yani cemaatin insanlara kumpas hazırladığını söylüyor. Onu söylüyorum ben. Bu olanları da eleştirmiyor. Bunların gerekli olduğunu söylüyor. Söylüyor. Tabii. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Biraz ısrarlı olmak lazım. Onun için ben bu oyunun böyle spontane gelişen bir kumpas bir oyun olduğuna inananlardan değilim. Bu tamamen ben bazen söylüyorum. Ahmet abi de bana takılıyor. Planlayarak, tasarlanarak tahammüden yapılan bir plandır, bir programdır. Olmaz, olamaz, olabilemez. Bakınız bunlar başarılı olmaz, olamaz, olabilemez. Çünkü niye? Çünkü halk var. Halka karşı kimse duramaz. Ve halkın dünkü o şebi aruz törenlerinde Cumhurbaşkanı olan teveccühünü de gördüm. Ben kendimi size emanet ediyorum demişti Recep Tayyip Erdoğan başbakanken 27 Aralık'ta yani 25 Aralık operasyonu püskürtüldüğünde 27 Aralık'ta Sakarya'daki ilk mitinginde 70.000 kişi vardı. O her taraf toz dumanken çıktı kürsüye, dedi ki millete döndü. Ben kendimi size emanet ediyorum. İşte odur o şey. Aynen odur ve halk da o emanetine sahip çıkıyor. Bak buradan söylüyorum. Hiç boşuna çırpınmayın, yırtınmayın. Erzurumların lisanıyla çırılmayın. Bu iş böyle değildir. Siz yarı yolda kalacaksınız. Ne ağababalarınız, ne Batı, ne İngiltere, ne şu bu. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla bitirmiş bir millettir, bir halktır. Bakınız o KCK operasyonlarına bakın. 80'den sonra Doğu ve Güneydoğu'da yapılan baskılara bakın. Hep Türkiye bir kumpasa alınmıştı. Bir isyan çıksın, kardeşler birbirlerini vursun, öldürsün. Türkiye kardeşliği ne kadar zedelenirse Türkiye'nin kardeşliği biz amaçlarımıza o kadar çok daha yakın oluruz. Düşüncesiyle hareket edenlerin hepsinin şimdi bir arada olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ben bunu Allah'ın büyüklüğü diyorum. Allah bu milleti korusun, kollasın diyorum. Yani ben şahsen net bir şekilde safımı belirlemişim. Ben bir AK Parti ya da CHP, HDP bunlar benim umurumda değil. Ben Türkiye'deki bütün vatandaşların bu anlamda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini isteyenlerdenim. Hep birlikte yürüyeceğiz. Nereye doğru yürüyeceğiz? Kardeşliğe, dürüstlüğe, demokrasiye, özgürlüğe doğru yürüyeceğiz. Parti sonraki işler. Yani biri gelir, biri gider, biri iktidar olur ama özümüz milli olsun. Milli istihbarat yeni millileşti. Milli savunma yeni millileşiyor. Milli eğitim yeni millileşiyor. Sağlık Bakanlığı yeni sağlık politikaları üretiyor. Biz de milli kelimesini artık özümseyelim, içimize yazalım. İnşallah başarılı oluruz. O zaman Erdoğan da ilmek ilmek örüyor. Evet örüyor. Tabii. Bence çok güzel örüyor. Müthiş bir şekilde örüyor. Hem de böyle güzel. Mahmut Tanal kim? Urfalı bir arkadaşımız, İstanbul'da avukatlık yapan ve şu anda milletvekili olan bir arkadaşımız. Niye zoruna mı gitti? Kılıçdaroğlu Seyit Rıza insandır deyince eleştirmiyorsun da ben Mahmut Tanal için bu kadar ayrıntı veriyorum. Niye eleştiriyorsun? Ben onu alıyorum. Çok güzel. Tamam, anladım. Seyit Rıza kimdir sorusuna bir insandır demişti. İnanılmaz bir şey bu ya. Ben hiç olmazsa yanına sıfatlarını da koydum. Urfalıdır, İstanbul'da yaşıyor, avukattır, milletvekili seçildi. Neydi o partiden ihraç edilen anayasa hukukçusu? Süheyl Batum. Süheyl Batum partiden ihraç mı edildi diyor. İhraç mı edildi diyor ya, o zaman istifa et. Sen CHP'nin gerçekten. Ya bakın şimdi ben Sayın Karayalçın benim dostumdur. Hakikaten Sayın Karayalçın'ı önemserim. Yani Ankaralı kişilik... olduğunuzdan mı oradan? Hayır hayır, kişilik olarak önemserim. Beraber de çalıştık. Mesela Sayın Karayalçın'ı İstanbul'a getirip il başkanları yapmasının mantığını anlamış değilim. Hani Karayalçın diye kabul etti etmedi. Tecrübeli bir siyasetçi. Ya efendim o zaman kardeşim genel merkezde değerlendir. Genel başkan yardımcısı yap. Genel sekreter yap. İstanbul 10 milyon nüfuslu İstanbul'da bir tane adam bulamadınız. Yani bir tane CHP'yi gerçekten örgütleyecek, çalıştıracak. CHP'nin problemi İstanbul'un kötü yönetilmesi mi? Kötü yönetilmesi. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir soru sorayım. Madem ki siz Sayın Karayalçın bütün İstanbul'la birlikte CHP iktidar yapacak. Niye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda yapmadınız? Yusuf abi birkaç cümle söylesin ve bitiriyoruz. Evet Yusuf abi. Ben Yusuf abiye soru sorayım. Evet, o zaman Yusuf abi soru sorayım. Sor bakalım. Yusuf abi, Karayalçın bu kadar başarılıysa, yani güveniyorlarsa başarılıdır elbette ki. Karayalçın o zaman İstanbul Büyükşehir Başkanı niye yapılmadı? Ya da daha ters bir soru sorayım. Karayalçın dururken... Bir soru hakkım var. Evet, Karayalçın dururken Mansur Yavaş'a ne gerek vardı? Niye Karayalçın'ı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmadınız da Mansur Yavaş'ı yaptınız? O zaman Mansur Yavaş'ı İstanbul Başkanı yapsaydınız. Şimdi bunların hepsinde, her ikisinde de, yani Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılmasında, Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılmasında Cumhuriyet Halk Partisi açısından isabet var. Her ikisinde de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da Melih Gökçek'e, İstanbul'da Kadir Topbaş'a rakip oldu. O günlerde herkes bu 17 Aralık ve 25 Aralık kumpası eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iki şehirde galip geleceğini düşünüyordu. En iyi seçtikleri adaylar bunlardı. Fakat millet bu olmadı. Millet partisine, zaman geçti, liderine sahip çıktı ve 17 Aralık'ı da süpürdü millet. Paralel organizasyonu da süpürdü millet. İstanbul'da Kadir Bey, Ankara'da Melih Gökçek, Türkiye genelinde de Recep Tayyip Erdoğan galip geldi. Şimdi bu işler, bu liderlik işleri. Şimdi geçen programda bir cümle söylemiştim. Yani ata biner Allah'ı unutur, attan iner atı unutur. Şimdi burada siyasi liderlik işlerine dair de bir şey söyleyeyim. Bu sözü denize açılayım mı açılmayayım mı diye tereddüt halindeyken, fırtına çıkabilir endişesiyle limanda dururken bir denizci, bir Karadenizli bir reis, abimiz sayılır, büyüğümüzdür, Yurdakul Dağoğlu'na söylemiş. Yurdakul Dağoğlu önemli bir adamdır. Kesinlikle. Tereddüt çıkayım mı çıkmayayım mı falan filan öyle. Yurdakul Dağoğlu Üstad Necip Fazıl'ın da arkadaşıdır. Nuri Pakdil'in de arkadaşıdır. Özal'la beraber siyasette yapmıştır. Bir sanayici iş adamıdır. Ne demiş? Adam demiş ki denizcinin yüreği takasından büyük olacak. Oo. Liderlik böyle bir şey. Aynen. Dükkanı kapat abi. Abi dükkanı kapat. Bunun üzerine yok söyleme. Bunun üzerine bir şey zaman az söylenemez. Bunun üzerine bahsedilmez. Denizcinin yüreği takasından büyük olacak. Şimdi çok güzel bir cümle. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın niteliği budur. Partisinden de büyüktür. Hülya Avşar'la ilgili birisi tweet atmış. Bence Hülya Avşar'ın kadın ve sanatçı kimliği Kılıçdaroğlu'nun liderlik ve siyaset kimliğinin çok üstündedir. Peki. Tamam mı? Ben de bunu söylüyorum. Peki. Ben de bir şey söyleyecektim de vakit kalmadı. Haftaya söyleyeceğiz. Denizcinin yüreği takasından büyük olmalıdır. Olacak. Denizcinin yüreği takasından büyük olacak. Keşke daha önce ayrılsaydı Star Gazetesi'nden Yusuf Ziya Cömert. Ayrıldıktan bu yana çok müthiş böyle aforizmalar, sözler. Peki. Biz senin daha önce ayrılmasına sebep olacak. Denizcinin yüreği takasından büyük olacak. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın.